Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme ec'al salavatike ve berekatike ve rahmetike ala seyyidil mürselin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin seyyidina Muhammedin abdike ve resulik imamil hayr ve kaidil hayr ve resulir rahmet. Allahümme eb'athu mekâmen mahmûden yagbituhu fîhil evvelûne vel âkhirûn. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kemâ sallayta alâ seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kemâ bârekte alâ seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacih ve zürriyetih ve ehli beytih ve esharihi ve ensarihi ve eşya'ih ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna ma'ahum ecma'in ya erhamer rahimin. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir Şifa-i Şerif okumalarında yine beraberiz aziz dinleyenlerim. Kadı İyaz Hazretleri'nin Eşşifa bi Tarifi Hukukil Mustafa adlı eserinden ilk bölümde Cenab-ı Peygamber'in hak katındaki yüksek değeri, şanı, şerefi ile ilgili bölümü okumaya devam ediyoruz. Ümmetinin özellikleri. Yüce Allah Teala şöyle buyurdular. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Bakara suresinin 143. ayeti kerimesi. Böylece siz bütün insanlara şahit olasınız ümmeti Muhammed olarak. Peygamber de size şahit olsun diye sizi ölçülü, dengeli bir ümmet yaptık. Maliki fakihi ve eğitimci Ebu'l-Hasan el-Kabisi der ki Allah Teala bu ayeti kerime ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ümmetinin üstünlüğünü ortaya koymuştur. Şu ayet de ayrıca aynı hususu ifade etmiştir. Huve semmâkumul müslimîn min kabl ve fî hâdâ liyekûne'r-rasûlu şehîden aleykum ve tekûnû şuhedâ'e alennâs. Allah sizi bundan evvel de bu Kur'an'da da Müslümanlar diye isimlendirdi. Neticede Peygamber size şahitlik edecek, siz de diğer insanlara şahitlik edeceksiniz. Bu konuda şu ayette zikredilmektedir. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ شَهِيدًا. Biz her ümmetten o ümmetin yaptıklarına bir şahit getirdiğimizde, ey Peygamberim, seni de bunlara şahit kıldığımızda halleri nice olacak? Bu ayet dolayısıyla şu olayı hatırlamakta fayda var. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'a bana Kur'an oku buyurmuş. İbni Mesud da ya Resulallah Kur'an sana indirildiği halde onu sana ben mi okuyacağım demiş. Bunun üzerine Allah'ın elçisi evet, ben Kur'an'ı bir başkasından dinlemeyi de pek severim buyurmuş. Ve Abdullah bin Mesud diyor ki, ben de ona Nisa suresini okumaya başladım. Ve biz her ümmetten o ümmetin yapıp ettiklerine bir şahit getirdiğimizde, seni de bunlara şahit kıldığımızda halleri nice olacak ayetine gelince, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şimdilik yeter buyurduğunu ve o sırada gözlerinden yaşlar süzüldüğünü nakleder. Yani
ahirette ümmetimin böyle yanlış halleri ortaya çıkar. Ben de onların bu hallerine şahitlik yapacak olursam katlanamam buna manasına Allah Resulü onun üzerine böyle gözlerinden yaşlar gelmeye başlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmetine olan düşkünlüğü. Biraz önce zikredilen sizi ölçülü, dengeli, adaletli bir ümmet yaptık ayetindeki vasat ümmet ifadesi adil, dindar, hayırlı ümmet demektir. Bu durumda ayetin manası şöyledir. Sizi doğru yola ilettiğimiz gibi peygamberlerin kendi ümmetlerine tebliğ vazifesini yerine getirdiklerine şahit edesiniz. Sizin doğru söylediğinize de Resulullah şahitlik etsin diye sizi ey ümmeti Muhammed hayırlı, adil bir ümmet yapıp başkalarına üstün kıldık. Allah Teala peygamberlere peygamberlik görevini yerine getirdiniz mi diye sorduğu zaman bütün peygamberler evet getirdik diyecekler. Ümmetleri ise bize ne bir müjdeci geldi ne de bir uyarıcı diye itiraz edecekler. Çünkü bir kısmının orada Allah'a arz edecek güzel halleri olmayacak. İşte o zaman Muhammed ümmeti peygamberlerin vazifelerini yaptıklarına dair şahitlik edecek. Resul-i Ekrem de onların doğru söylediklerini belirtecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Nuh aleyhisselama, üstlendiğin peygamberlik görevini ümmetine tebliğ ettin mi diye sorulacak. Nuh aleyhisselam da evet ya Rabbi tebliğ ettim diyecek. Bu defa onun ümmetine Nuh size benden aldığı görevi ulaştırdı mı diye sorulacak. Onlar hayır bize bir uyarıcı gelmedi diyecek. O zaman Cenab-ı Hak Nuh peygambere görevini yaptığına dair şahitlerin kimlerdir diye soracak. O da Muhammed ve ümmeti diye cevap verecek. İşte bunun üzerine Muhammed ümmetine sorulacak. Onlar da Kur'an-ı Kerim'den öğrettikleri şekilde Hazreti Nuh'un görevini yaptığını söyleyecekler. Çünkü Kur'an-ı Kerim açıkça beyan ediyor ki Nuh aleyhisselam o risalet vazifesini yaptı. Resul-i Ekrem bunları anlattıktan sonra da şu ayeti okudu. Böylece siz bütün insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun diye sizi ölçülü, dengeli, adaletli bir ümmet yaptık. Demek ki bu ümmete düşen ana vasıf ölçülü, dengeli, adaletli bir ümmet olmak. Cenab-ı Hak bu ümmeti böyle tarif ediyor. Öyleyse bu ümmet ölçüsünü kaybettiği, dengesini kaybettiği, adaletini kaybettiği gün Allah'ın vasfettiği ümmet olmaktan çıkmış oluyor. Tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu'l-Leys Semerkandî'nin bazı müfessirlerden naklettiğine göre söz konusu ayetin manası şöyledir. Ey Muhammed ümmeti! Siz muhaliflerinize, peygamberlerini yalanlayan herkese karşı şahitsiniz. Peygamber de sizin doğru söylediğinize şahitlik edecektir. Doğruluk makamı. Allah Teala şöyle buyurdu. Ve beşirillezine amenu enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. İnsanlara uyar. İman edenleri de Rableri katındaki doğruluk makamı ile müjdele. Hem insanlara uyar, iman edenlere de Rableri katında büyük bir doğruluk makamı olduğunu bildirir. Ayetteki kademe sıdkın ifadesine şu manalar verilmiş. Yüce mertebede sadık şefaatçi, müminlerin ölmeden önce yaptıkları salih ameller karşılığında kendilerine ihsan olunan sevap veya levh-i mahfuzda müminler için yazılmış olan saadet. Kademe sıdkın bu üç manayı da ifade etmiş oluyor. Bu ayetin daha açık tercümesi şöyledir. İnsanları uyar ey Habibim. İman edenlere de dürüst olmaları ve iyi işler yapmaları sebebiyle Rableri katında
herkesten daha ileride bulunduklarını müjdele. Tabi'in alimlerinden Katade bin Diame es-Sedusi, Hasan-ı Basri ve Zahid Zeyd İbni Eslem, ayetteki kademe sıdk, doğruluk makamı ifadesinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine şefaati anlamına geldiğini söylemişlerdir. Yine Hasan Basri de kademe sıdk terkibine Resul-i Ekrem'in ümmetinden önce vefat etmesi şeklinde bir mana vermiştir. Sofi müfessir Sehil İbn Abdullah Tüsteri ise kademe sıdkı Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ine ezelde verdiği rahmet diye tercüme etmiştir. Burada yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini hatırlamalıyız. Yani Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ine ezelde verdiği rahmet manasını teyit edecek şu hadisi hatırlamalıyız. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim. Tirmizi'nin bu konuyla ilgili rivayeti ise yine şöyledir. Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, senin peygamberliğin ne zaman kesinleşti diye soruldu da, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Adem ruh ile ceset arasındayken buyurdu. Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Sofi müfessir Hakim et-Tirmizi'nin bu konuda şöyle dediğini nakletmiştir. Kademe sıdık, Muhammed aleyhisselam bizzat kendisidir. Zira o, sadıkların, sıddıkların rehberi, itaat olunan bir şefaatçi, isteği reddolunmayan yegane peygamberdir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir başka husus, Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gönül okşayan bir hitapla hitapta bulunmuştur. Evet, Allah Teala Habib-i Ekrem'ine olan hitaplarında gönül okşayan bir üslup vardır. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e lütuf ve ihsanını gösteren bu tür ayetlerden biri şudur. Afallahu ank. Lime edinte lehum hatta yetebeyyene lekellezine sadeku ve te'alemel kâdibîn. Tevbe suresinin 43. ayeti. Allah seni affetti ey Habibim. Ama sen neden kimin doğru söylediğini, kimin de yalancı olduğunu anlayıncaya kadar beklemeyip de o Tebük seferinde izin isteyenlere isim verdin. Bu ayet-i kerime Resul-i Ekrem Efendimizin hicretin 9. yılında miladi Ekim 630, 30 bin kişilik bir orduyla Bizans kuvvetleriyle çarpışmak üzere çıktığı Tebük seferine işaret etmektedir. Evet, Allah Resulü sevgili Peygamberimiz 10 bin kişiyle Mekke'ye girmişlerdi, Mekke'nin fethinde. Fakat daha sonraki yılda kendisine Rumların, Bizansların Medine'ye doğru hareket ettiği söylenince Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den 30 bin kişilik bir orduyla yola çıktılar. Tebük 700 kilometre bir mesafe Medine-i Münevvere'ye. Burada izahı geliyor. Onlar nerede karşılaşırsak onlarla buluşuruz buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi Bizansların yani Rumların Suriye'de büyük bir kuvvet toplayıp Medine'ye hücum edeceklerini duyunca seferberlik ilan etti. Müslüman olan herkesin bu sefere katılması gerekiyordu. Tebük seferinin belirgin birkaç özelliği vardı. Birincisi, bu seferin yazın en sıcak dönemine denk gelmesiydi. Diğeri, Tebük'ün Medine'ye 700 kilometre uzaklıkta Suriye sınırları içinde bulunan bir yer olması ve Tebük'e kadar çok uzak bir mesafeye gidilecek olmasıydı. Seferin bir diğer özelliği de çok kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği gerçeğiydi. Bütün bu gerçeklere rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yola çıktılar. Tabii münafıklar birer bahane uydurarak
bu gazveye katılamayacaklarını söyleyip Peygamber Efendimiz'den izin istediler. O da savaşa katılmak istemeyenlere izin verdi. Savaşa katılmayanlar arasında birkaç da Müslüman vardı. Ki onlar daha sonra 50 gün kadar Mescid-i Nebevi'de diğer Müslümanlar tarafından tecrit edildiler. Endülüslü kıraat alimi Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talip diyor ki, bu ayette Allah Teala'nın peygamberine Allah seni affetsin diye hitap etmesi, bazı alimlere göre hay Allah iyiliğini veresice, Allah seni aziz eylesin emi ifadeleri gibi bir söze giriş cümlesidir. Tabi'in zahitlerinden Muhaddis Avni İbni Abdillah da ayetin böyle başlamasını şöyle açıklamış. Allah Teala Resulüne yalancıktan mazeretler ileri sürerek izin isteyenlere izin vermesi dolayısıyla yaptığı hatayı daha söylemeden önce onu bağışladığını bildirmiştir. Yani ey Habibim sen şu hatayı yaptın, şimdi biz seni bağışladık değil, biz seni bağışladık Habibim. Ama şu da yerinde değildi gibi çok ince bir ilahi lütuf, ince bir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iltifat var. Niye? Resulullah Efendimiz belki sen şu hatayı yaptın denildiği zaman değil mi daha farklı bir hal içinde olurdu. Ama Cenab-ı Hak hani üzülme Habibim sen. Biz seni affettik ama şu da şöyle olmalıydı diye Habibi edibine çok daha farklı bir hitapta buluyor. Yani buradaki izahla gönül okuyan bir hitapla Cenab-ı Hak Habibine hitap ediyor. Evet, tefsir ve fıkıh alimi Ebu'l-Leys Semerkandi bazı müfessirlerin bu ifadeyi ey kalbi kötülüklerden arınmış olan peygamberim Allah sana afiyet versin. O adamlar, münafıklar senden izin isteyince onlara niye hemen izin verdin diye açıkladığını nakletmiş. Kendisi de şunları söylemiştir. Eğer Allah Teala böyle bir giriş cümlesiyle değil de doğrudan doğruya onlara niye izin verdin diye söze başlasaydı, bu uyarının dehşetinden Resul-i Ekrem'in kalbi durur, hemencecik hayatını kaybedebilirdi. Cenab-ı Hakk'a karşı olan taziminden dolayı. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan nasıl korktuğunu şöyle dile getirirdi. Allah'a yemin ederim ki insanların içinde Allah'ı en iyi tanıyan, ondan en çok korkan benim. Allah Teala da Habib-i Edebini böyle bir korkuya düşmesin diye baştan ey Habibim biz seni affettik merak etme diye buyurdu. Fakat Allah Teala ona olan merhameti sebebiyle kalbinin rahatlaması için ona önce kendisini bağışladığını bildirdi. Sonra da savaşa gitmemek için mazeret ileri sürenlerden hangisinin doğru söylediği, hangisinin yalan söylediği iyice ortaya çıkmadan onlara niçin izin verdin diye buyurdu. Bu misal, aklı başında olan herkesin kolay anlayacağı gibi Peygamber Efendimizin Allah katındaki üstün mevkini göstermektedir. Cenab-ı Hakk'ın Resulüne olan ikram ve iyiliklerinin tamamını öğrenip anlamaya insanın kalbi dayanamaz. Dolayısıyla aziz dinleyenlerim, Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Cenab-ı Hak katındaki bu değerinin ne kadar yüce olduğunu bu nakillerle anlamış oluyoruz. Allah Teala Habibini her haliyle yüceltmiş. Ona ayrı bir değer vermiş. Hem insanlar arasında hem diğer peygamberler arasında. Ümmetine düşen de o yüce peygamberin değerinin farkında olmak, ona iman etmek, ona ittiba etmek, ona itaat etmek, ona muhabbet etmek, onu başka bir yüreklere taşımak olmalıdır. Cenab-ı Hak bizleri inşallah bu imanla, bu itaatla, bu teslimiyetle, bu ittiba ile mükafatlandırsın, müzeyyen eylesin ve ahirette de Habibi Edebi ile beraber eylesin efendim.